Nelerde bulamıyorlarmış. Bakanlık bu ilaçları dağıtan firmalar piyasadan çekilecek şeklindeki beyanı karşısında umutlarını yitirmişler. Gelen mesajda iltihaplı bağırsak hastasıyım. Benim gibi 85 bine yakın hasta var. Çok sıkıntı çekiyoruz. 20 gündür bağırsaklarımdan kanama geliyor. İlaç bulamıyoruz. Eczanelerde kur farkından dolayı ilaç firmaları ilaç vermiyorlarmış. Bunu dile getiriniz. Çocuk hastalar, biz neyse de çocuk hastalar dayanamıyor. Çocuklar ne yapsın diyor, isyan ediyoruz. 85 kişi bin hasta var ancak piyasada 20 bine yakın ilaç bulunmakta. Bu derdin bir an önce çözülmesini ve hastaların ilaçlarının temin edilmesini bekliyoruz. Yine İşkur'la Telekom arasında imzalanan ve bu protokol gereği 2500 tane teknikerin alımı karara bağlanmıştı. 6 aydır bundan bir ses yok. Teknikerler bundan bir haber bekliyorlar. Yine bir genç lise bir öğrencisi, sürekli sistem değişiyor. Artık sabit bir sisteme geçilsin. Geleceğimiz güvende olsun. Geleceğimiz gençlere emanet diyorlar ama her şeyi berbat ediyorlar diyor. Yine PTT'de çalışan taşeron postacılar, birçok problemleri var. Bu problemlerin çözülmesini iktidardan sabırsızlıkla bekliyorlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, günümüzde Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan 2000 öncesi emekli olan bir vatandaşımızın en düşük aylığı 1888 TL, 2000 yılından sonra emekli olan bir vatandaşımızın aylığı ise 1126 lira. Bağkur 1569 lira, Tarım Bağkuru 1238 lira, emekli sandığından emekli olan bir memur ise 2379 lira almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayındaki 4 kişilik bir ailenin asgari geçim indirimi 6454 lira, açlık sınırı 2426 lira. Ortalama gıda ve barınma harcamaları ise 2369 lira. Yine 2018 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcamalarında bir yılda tam 985 TL artış meydana gelmiş. Artışlara baktığımızda bir yılda 985 lira vatandaşın bütçesine yük binerken yapılan artışlara baktığımızda bu oranı karşılamaktan çok uzak gözükmektedir. Yine emekli maaşlarını ortaya koyduğumuzda aynı emekli insanlar arasında büyük farklılıklar meydana gelmektedir. Oysa insanların temel ihtiyaçları farklı değildir. İnsanların ortak ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bir maaşa ihtiyaçları vardır. Bunun için de bizim önerimiz, beklentimiz tüm emekli maaşlarının en düşük memur emekli maaşına denk getirilmesidir ve bunun üzerinden maaş verilmesidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, orta ölçekli küçük esnaflar iş yapmakta büyük sıkıntı çekmektedirler. Dükkan kiralarını ödeyememekte, elektrik paralarını yatıramamakta, yanında çalışan çocukların, işçilerin maaşlarını ödeyemez duruma gelmişlerdir. Bugün Bağkur primlerine baktığımız zaman 882.65 kuruş indirimsiz prim var. Yine 754.73 kuruş indirimli prim var. Ben bu indirimle indirimsiz nedir diye merak ettim. İndirimli olması için Bağkurlu vatandaşın borçlarını bugüne kadar hiç aksatmadan ödemesi gerekiyormuş. Eğer bu ödemeyi yapmış ise indirimden faydalanıyor. Ama günümüzün ekonomik şartları içerisinde esnafımızın bu Bağkur primini ödeyemediği hepimizce bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bu acil, indirimli primden faydalanan hiçbir esnafımız bulunmuyor.